Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 7 Mart 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Sözü fazla uzatmadan iki ricada bulunuyorum. Bir abone değilseniz kanala abone olun. Allah ne muradınız varsa versin. İki kanala aboneyseniz videoyu beğenin. Yine Allah ne muradınız varsa versin. Atilla Salahi'den seviye maçı açıklaması. Şimdi savunma oyuncumuz Atilla Salahi'yi kulübümüzün televizyona çeşitli açıklamalarda bulunmuş. Hani depreme dair bunun üstesinden geliriz, birlik, beraberlik mesajı veriyor. Tabii ki de seviye maçını soruyorlar ve hedefimiz turu geçmek diyor. Hani e, lig tekrar başladığında iyi bir başlangıç yaptık. ki maçta 6 puan aldık. Şimdiki hedef seviye maçı diyor. E, Düşündürü zaman da doğru. Hedef seviye maçı ve turu geçmek. seviye güçlü bir takım. Bundan da bahsediyor. Ligde çok iyi bir görüntü sergilemiyorlar fakat Avrupa'da güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar diyor. Aslında çok da önemli bir uyarı bu. Yani Ligdeki konumuna bakıp aldanmayın diyor. Hedefimiz tur atlamak. 2007-2008'deki Sevilla maçına ilişkinde diyor ki takımdaki her oyuncu o, o efsane maçı çok iyi şekilde biliyor. Sevilla ile işte eşleşince taraftarlarımızın o maça dair paylaşımlarını gördük. O dönem şampiyonlar liginde Sevilla'yı elemek çok büyük başarıydı. İnşallah bu sene aynısını tekrarlamak istiyoruz diyor. İlk maçın nerede oynadığımızın bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık deplasman kuralı kalktı. Dolayısıyla şu anda durum biraz daha farklı. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Daha sonra ikinci maçı evimizde taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir şekilde geçirerek turu atlamak istiyoruz. Aynı zamanda eminim ki Sevilla stadında da pek çok taraftarımız orada olup turu atlamamız için harika bir atmosfer oluşturacaktır diyor. Hani bizim futbolcu olarak bir beklentimiz var tabii ki de 3 kolvarda yarışıyoruz. 3 kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz. Tabii ki harika olur böyle bir şey olsa diyor. Ee, final Budapeşte yani ülkemde diyor. Benim ülkemin şehri ve orada final oynamak harika olur diyor. İnşallah nasip olur. Bu turnuva için sabırsızlanıyorum diyor. Herkesin birbirine güvendiği gibi ben de takıma güveniyorum. Aynı zamanda takımımız bünyesinde çalışan herkes çok çalışıyor. Herkes çok professional. Herkes her şeyini veriyor ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz birlikteyiz ve birbirimize yardım edip birlikte savaşıyoruz ee, diyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir oyuncu için her maçta oynayabilmek büyük bir onurdur. Ben de bunun için minnettarım. Bunun için çok çalışıyorum. Bu sene çok fazla maç var. Neredeyse sezonun çoğu bölümünde 3 günde bir maç yapıyoruz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda gerek beslenme anlamında gerek toparlanma anlamında gerekse idman anlamda, de idman anlamında kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Ben de elimden gelen en iyisini yapıyorum ve çok mutluyum diyebilirim. Araya bir gireyim. Arkadaşlar enteresan bir sezon. Elemelerden dolayı sezonu erken açtık. Sonra bir milli ara vardı durulduk. İki haftalık ara. Sonra tekrar yoğun tempo. Sonra Dünya Kupası saçmalığı ki denk geldiği dönem yaklaşık 2 ay maç oynanmadı. Sonra lig başladı dediler. Deprem hadisesi 2-3 hafta yine olay duruldu. Yani çok enteresan süreçlerden geçiyoruz. Gerçekten de her futbolcunun kendine çok dikkat etmesi lazım. Hani biz sakatlıklara alışkın bir kulübüz ama diğer kulüpler bilmiyorum ne yapacak. Alanya maçı takımla birlikte olamayacağını belirtiyoruz. Zaten biliyorsunuz kart cezası ama Seviye Yamaç'tan da oynaması için bir engel yok. Bu durumdan mutsuzum diyor. Toplamda 4 sarı kartım oldu ama olan oldu. Bunu değiştiremeyiz. Artık yapmam gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Benim gol atmam önemli değil. Önemli olan maçı kazanmak, 3 puan almamız. Ama enler kesinlikle gol atacak, eminim diyor gülerek. Harika bir sezon geçiriyor diyor Valencia için. Hakikaten de öyle yani. Harika bir sezon geçiriyor istatistiksel olarak. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor işte o kadar penaltıyı ben de atsam ben de gol kralı olurum diyor. Valencia'nın penaltı gollerine çıktığın zaman yine gol kralı. Ses geldi değil mi? Kapak sesi. Enler için çok mutluyuz. Harika bir sezon geçiriyor. Biz de onu desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında diğer forvetlerimiz de iyi bir sezon geçiriyorlar. İyi bir performans sergiliyorlar. İnşallah çok gol atmaya devam ederiz. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar az gol yeriz ve savunmacılar olarak gol yemeden maçları tamamlarız diyor. Şimdi maçın ötesinde bir olay var. İspanya'da Fenerbahçe alarmı. Sevilla Fenerbahçe için Asta yer alan habere göre 3000'den fazla Türk taraftarının gitmesi beklenen karşılaşmanın yüksek riskli olarak açıklandığı belirtilmiş. Şiddet karşıtı komisyonun Endülüs'teki hükümet heyetinden gelen talep sonrası mücadele için en yüksek güvenlik derecesini verdiği aktarıldı. Endüstri'deki temsilciliğin böyle bir talepte bulunmasında geçen sezon Sevilla'da Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan ve ciddi olayların yaşandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin etkili olduğu açıklanmış. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi <laughs> macera perest değilim ama Allah aşkına geçen sene Frankfurt ve Rangers kim hayal edebilirdi ya? Ve bu Frankfurt'u biz elimizden kendi saçmalığımıza kaçırdık. O da ayrı bir mesele. Her iki maçta da. Ayrıca Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki turda karşılaştığı PSV'nin İspanyol ekibinden şikayetçi olduğu hatırlatılmış. Hollanda temsilcisi İspanya deplasmanına taraftarların uğradığı muamele sonrası UEFA'ya şikayette bulunmuş. İlk Mart, şey ilk maç 9 Mart'ta yani Perşembe günü. Ancak Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Ee, ve Cuma günü bitecek maç. Yani iki gün boyunca maç yapacak Fenerbahçe ile Sevilla. Maç karşılaşması da hemen bir hafta sonra 16'sında Kadıköy'de. Şimdi ben bir köşe yazısı yazdım aslında. Golber.com'da göreceksiniz ama açıklanamayan Fenerbahçe görseli diye. Şimdi Kayseri deplasmanda seyirciden yoksun gitti Fenerbahçe. Kimine göre haklı, kimine göre haksız ama şöyle bir olay var. Söz konusu Fenerbahçe olunca artık Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe dostlarına normal geliyor. Düşmanları ise ya bu kadar da fazla diyor. Artık o dereceye geldi. 3 puan çıkarıldı. Bence Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı. Mesela Altay Bayındır kazandı Fenerbahçe. Gerek maç önü yaptığı konuşma, gerek kurtarışları. Hani e, bence Altay Bayındır kazandı Fenerbahçe o maçta. Misal e, Lincoln Birçok kişiden eleştiri okları alan Lincoln. Açın adamı sayılabilir. Ha diyorsunuz ki hocam alt üstü bir Kayseri yendin. Alt üstü bir Kayseri değil. Rossi mesela. Hani ortada yok gibi oynuyor ama ben size bir şey söyleyeyim. Sevilla maçının net kahramanı olabilir. Net. Bak İrfan Can ve Rossi Sevilla maçının kahramanları olabilir ki aday. Şunu da söyleyeyim. Tek yürek olmak zorundayız. Bakın tek yürek olmak zorundayız. Şimdi tekrar haberimize dönüyoruz. 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe resmi internet sitesi 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili bir açıklamada bulundu. Ve hani kazandığımız şampiyonlukların başvurusundan 2 sene geçti. Neredesiniz diyor kısaca. Ben yine de açıklama metnini tam olarak okuyayım. Bugün şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, bugün 731 oldu. 6 Mart 2021 tarihinde 1959 yıl öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesiyle bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun Türk futbolu ve cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz. Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yine dediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor. Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki bu konu kişisel yorum, görüş ve ön yargılarla sona erdirilemez. Asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz. Fenerbahçe Spor Kulübü Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Beş yıldız hayırlı olsun. Beş yıldız hayırlı olsun. Hocam başvurudan bahsediyor. Kesin diye bir şey yok ya. Hayırlı olsun. Normal şartlar altında Galatasaray'ın toplaması lazım. Zıplaması lazım. Hayır öyle bir şey olamaz. Şöyle böyle falan filan demesi lazım. Beşiktaş'ın da ekürisi olarak çıkıp ee, evet bence de beş, beş şampiyon yani beş yıldız kabul edilemez. Bu arada Hatay ve Gaziantep maçlarında kaybettiğimiz 5 puan da lütfen geri iade edin falan demesi lazımdı. Oradan bir iki tane yandaş kulüp bulması lazımdı. Kimsenin ses yok. Niye? Çünkü 5 yıldız kararı çok yakında açıklanacaktır belki de. Belki de istihbaratı duyumu birilerine verilmiştir ama susuyorlardır. Şimdi bazı Fenerbahçe taraftarları diyor ki ya hocam devre arasında transfer yapamadık bunu örtmek için yapıldı. Ya arkadaşlar bakın. Bir kanat alınmadı diye yönetim istifa yazanları gördüm. Bir transfer alınmadı diye. Bir kanat bir forvet alırsak UEFA kupası bizimdir diyeni gördüm. Ya bir şey soracağım. Valencia, Bacuay'ı hani ikisinin toplam gol sayısının yaklaşık 50 olduğunun farkında mısınız? Gol ve asist sayısının. 50'yi geçtiğinin daha doğru. Ya forvet istiyorsunuz. E, enteresan değil misiniz ya? Bakın ülkede deprem olmuş. Enflasyon almış başını gitmiş. Ya Domates fiyatları, salatalık falan. Soğan 25 lira ya. 20 lira ya. Soğan soğan. Ya bir de yakında seçim var. Hani döviz kuru ne olacağı meçhul arkadaşlar. Yani bana bugün birisi dese ki döviz iki katına çıkacak olabilir abi derim. Yarıya düşecek dese saçmalama derim. Öyle bir ortamdayız. Ve milyon eurolara vermek çok büyük risk. <laughs> Ve şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarının %90'ı diyor ki bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. Ama Fenerbahçe taraflarının %90'ı da transfer istiyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bu nasıl olacak? 8-9 yıldır süregelen bir kupasızlık var. Takımın önünün kesilmesi var. Takım şampiyonluğa koşuyor, hop otobüsü kurşunlanıyor. Tam şampi diyorsun, hop hakem operasyonu. Algılar. Ve yani konu dışı suni gündemler. Ben Fenerbahçe'nin maçlarına odaklandım. Transfere şuna buna odaklanmadım. Bakın, Samet Akay'dan alındı. Osterwald alındı, Emre Demir alındı. Emreyi çok saymıyorum. O gittiği için saymıyorum. Stoper eksikleri, stoper alındı. sol bekten memnun değilim. Bizim sıkıntımız sol Solbek'te, de Solbek alındı. İyi de hocam, Solbek alındı yine de Lincoln oynuyor. Ya arkadaşım, Allah aşkına, <laughs> bu mobilya değil. Alıp ama biz surayı ona, mobilya için düşünmüştük. Getirelim, kurun, hemen oturmaya başlayalım diyeceğim bir şey değil bu. Bu buzdolabı değil. Ki buzdolabı aldığında bile teknik servisi çağırıyorsun geliyor da onlar kurulumunu yapıyor. Sana diyor ki sen yapamazsın diyor. Yani bunun bir hazır olma süreci var. Hazır olma evresi var. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar rakibin zanyoloyu şunu bunu aldı diye sen bir şey yarıştırmak zorunda değilsin ki. Yarıştırmak zorunda değilsin ya. Ya İyi de hocam adamlar şampiyonluğa gidiyorlar. Yine de transfer yaptılar. E sizin mantığınıza göre yapmamaları gerekiyor. Sizin mantığınıza göre çok iyi oynuyorlar. Sizin mantığınıza göre Fener'i zaten şampiyon yapmayacaklar. E sizin mantığınıza göre Sivas'ta o başka maçlarda penaltımsıyla maçları aldılar. Sizin mantığınıza göre hata yaptılar. Ve bakın sosyal medyada bir yalama stratejisi var. Mesela 6 milyon euroya Yusuf Demir aldılar sezon başından beri. 126 dakika süre almış. Hangi Galatasaraylı soruyor? Lan 6 milyon euro verdik nerede bu çocuk diye. Ama siz soruyorsunuz. Daha henüz gelmiş bir ay olmuş. Ki arkadaşlar yaşadığımız şey deprem. Düşünsenize de yabancısınız. Gelmişsiniz televizyonu bir açıyorsunuz. İpran, İstanbul'da deprem ne zaman olacak? Bakın çok futbolcunun kafası karışacak bence. Çok futbolcu saçmalayabilecek sezonun içerisinde. Atıyorum kafadan bir... Tam biri çıkacak diyecek ki Nisan'ın ilk haftasında İstanbul'da deprem oluyor diyecek mesela. Olacak diyecek. Futbolcular gidip Nisan'ın ilk haftasında cezalı duruma düşmek için belki kırmızı yiyecekler. Belki sakatım deyip ülkelerine kaçacaklar. Bunların hepsine hazırlıklı olun. Bu lig çok şeyler götürür. Ben şunu söyleyeyim. Şu şu an bu bir tişört. Feneri bir tişört ama önümüzdeki e, yıl kesinlikle ve kesinlikle 5 yıldızlı formamız var. Tasarımlar vesaire şu bu enteresan tasarımlar düşünülüyor yüzdeyüz karar verildi mi yüzdeyüz karar verilmedi ama siz verilmiş sayın önümüzdeki yıldan itibaren Fenerbahçe 5 yıldızlı forma burada tek bir nüans var şampiyon olursak ya da Türkiye kupasını kazanırsak şanlı Türk bayrağını formamıza ekleyebiliyoruz şampiyon olursan kalp hizasına yani sol tarafına şanlı Türk bayrağını ekleyebiliyorsun Türkiye kupasını alırsan sağ tarafına ekleyebiliyorsun Tabi bunun belli anlaşmaları var. Sponsorun şeyine göre ortaya falan da koyabiliyorsun ama bu da size küçük bir ek bilgi olsun. 5 yıldız konusunda emin olun arkadaşlar. Ee, eğer kabul etmeyecek olsalardı bazı takımlar ve ekürilere çıkar konuşurlardı. Ha şunu da diyebilirsiniz. Hocam birine arsa verilmiş. Öbürüne başka bir şey verildi belki de. Öbürüne de başka bir şey. Belki de ondan susuyorlar. Fenerba Fenerbahçe'de bu diyor. Fenerbahçe'nin birine arsa verildiyse hani ben mevzuya çok hakim değilim. O arsa sanki sosyal medyada peşkeş çekilmiş gibi anlatıyor ama. Yani 10 milyarken 1 milyara verilmiş gibi anlatıyor ama. Eğer Fenerbahçe karşılığında bir şey alacaksa bir Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan doğan bütün yasal haklarının bütün maddi zararının karşılanması lazım. Bir. iki Kenan Evren Lisesi arazisi için Fenerbahçe 3 tane okul, 3 şey, tane spor salonu bir tane okul yapın karşılığında verelim dediler. Üçünü yaptı o arazinin verilmesi lazım. 3 Fenerbahçe stadının tapusunun verilmesi lazım. Çünkü yapan biziz, geliştiren biziz, büyüten biziz, her şeyi yapan biziz. 4 Fenerbahçe'nin tesislerinden mesela Derazı Küçük Anadolu tesislerinin gerekirse tapusunu devlete teslim edip yeni aldığımız arazinin tapusunu vermeleri lazım. 5 Yani yetmez gibi biraz daha arazi vermeleri lazım. Bolu'da da şey ee... Topuk kamp tesislerinde şöyle olmuş böyle olmuş niye öyle olmuş an o tesisin yerini biliyor musunuz etrafında yerleşimin olmadığının farkında mısınız <laughs> Allah aşkına öyle bir yere vermiş dağın başı çıkıp da bunu haberleştirecek yani enteresan ve yine söylüyorum ben 5 yıldız bakın ulusal şampiyon ben şunu söyleyeyim 59 zaten sayılıyor Beşiktaş'ın iki tane şampiyonluğu sayılıyor Evet 59'dan itibaren sayın arkadaşlar. 59-60 sezonundan itibaren ya da 58-59'dan itibaren sayın. Mutlaka fazla çıkıyor sezon sayısı. Şampiyonluk sayısına bakın. Mutlaka fazla çıkıyor. E Beşiktaş'a gelince niye sayılıyordu Fenerbahçe'ye gelince sayılmıyor? E, lobisi mi yoktu Fenerbahçe'nin ondan mı? Vallahi bakalım bekleyip görelim. Ama ee, bence o biraz daha ortam şu anda deprem konuşulmasın, başka bir şeyler konuşulsun diye bence şu an ortam çok müsait. 5 yıldızın kabul edildiğinin açıklanmasına ya da en azından bir heyet kurulup detaylı araştırma yapılıp en kısa sürede cevap verilecektir demeye. Bakalım en kısa zamanda cevap verilecektir komisyonun açıklaması ne zaman olacak. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.